Ya başladı. Kullanıklık durumuna falan biraz dikkat et. Nasıl? Kullanıklık falan durumuna dikkat evet, et. Dikkat ediyor musun onu? Bakıyor hocam yani, ben onlara. Tamam. Biraz bakalım ama problem olmaması lazım bu şeyde. Evet. Odamları açar mısın? Madem geç kaldık. onlar hariç. En baştakiler hariç. En soldakileri kapat, en soldakileri. Tamam. Tamam. Templates denen chapter'a başlamıştık hatırlıyorsanız. Templates ne işe yarıyordu? Tipten bağımsız kod yazmanıza yarıyordu. Baya bir şey mekanizması yani. Baya bir soyutlama mekanizması. Tipten bağımsız kod yazıyordunuz, fonksiyon yazıyordunuz. Bizler bizim sıkıntımız şuydu. Integer referansı alan bir fonksiyona double referansı göndermek yok. Olmaz. İntegir alana belki double gönderebildik. Orada bir tane her konvörün geçici bir değişken falan yapıldı ama integir referans alana double referans yollayamazsınız. Niye? Çünkü adam referans almış, o integir değeri değiştirecek. Tamam, double referansı yollarsanız type konvörüne de işimize yaramayacak. Anladınız değil mi? Yani type konvörü double bekleyen birisi integir yolladığı zaman integir olmuyor. Yeni bir tane geçici bir double yapılıp o yollanıyor ya. Ama referans durumunda olmaz. Geçici bir double yapsan oraya yollasan onun referansı gitse o değişecek. Geçici değişkenin değeri değişmiş olacak. Geri geldiğinde kafamız çok karışmış olacak. Dolayısıyla integer referansı bekleyen birisine double referansı göndermeye compiler izin vermiyor. Tersi de doğru değil. Dolayısıyla iki tane integer referans alan fonksiyona double referans yollayamazsınız. İki tane integer referansı bekleyen fonksiyona karakter yollayamazsınız. Ayrı ayrı yazmanız lazım. Bu adam da zaten ayrı ayrı yazmış. Bir tane de karakterler için yazdı. Ondan sonra dedik ya öyle yapmayalım. İşte geçen ders öğrendiğimiz template fonksiyonlar vardı. Bu mekanizmayı kullanalım. Bu daha güzel değil mi? Swap values işte burada iki tane şey alıyor. İki tane burada gördüğünüz gibi T tipinde. T diye bir tip yok esasında. C++ öyle bir tane tip yok. Benim template tipim o. Benim template tipim T. T bir tane tip diye bir tip yok buralarda. Şu satırı yazdığın zaman ben diyorum ki compiler'a ben bir şablon yazıyorum. Ben bir fonksiyon yazmıyorum. Bu şimdilik bir kenarda beklesin bu şablon. İnsanların ihtiyacı olduğu zaman seni swap value denen fonksiyonu iki tane gerçek C++ tipiyle çağıracaklar. Bu money tipiyle çağırılabilir. Integer ile double ile çağırabilir. Hemen o anda compiler o satırı görür ya ben çağırma satırını. Sizin için işte integer ile double ile money ile çalışabilen bir tane fonksiyonu üretiyor ve onu compile ediyor o anda. Ama bunların hiçbirinin bir runtime'da olmuyor. Hepsi compile time. Dolayısıyla compile için üretilmiş kod bakımından hayırlı yazılmış, hadi şablonla yazılmış bir şey fark etmiyor verimlilik açısından. Tamam mı? Ama tabii ki yazma verimliliği açısından daha az kod yazmış oluyorsun. Şablonlar ya da template'ler bu kadar güzel şeyler. Tamam. Template'ın syntax'ı hakkında konuştuk. Template bir özel keyword. C++'daki bir keyword template tanımlamak için kullanılıyor. En son bunlardan konuştuktan sonra hızlı bir şekilde şöyle bir fonksiyon üzerinde konuşup dersi aceleyle bitirmiştim herhalde. Bunun üzerinde biraz daha konuşalım isterseniz. Template deyince ille de her tipin, mesela bu T'ye bağlı bir tane fonksiyon yazıyorum. Her parametrenin T'ye bağlı olmasına gerek yok. İkinci ve üçüncü parametre T'ye bağlı. Tamam mı? İkinci ve üçüncü parametre T'ye bağlı. Ama ilk parametre gördüğünüz gibi integer olabilir. Karıştırabilirsiniz bunu. Ya da birden fazla şey de olabilir. Tipe bağlı da olabilir. T ve R tiplerine bağlı olabilir o. Şimdi ben bunu şu şekilde çağırırsam 2, 3, 3. Ne olacak? Hemen bir tane bir int, iki tane double alan bir tane show stuff fonksiyonu yazılacak. Compile edilecek. Compile etmezseniz de hata çıkmadıysa tamam hata çıkmamıştır. Hata çıktıysa show stuff şey çok ilginçtir. Bazen show stuff'ı tamam mı? Show stuff'ı 2 virgül işte time virgül time ile çağırdım. Hata mesajı gelebilir çağırdığım zaman. Ya geç kalmayın ya. Niye geç kalıyorsunuz? İnsana da takat olur yani şeylerde. Çocuk bir şey görünce yapmadan geçiyor. Ben geç kalanı görünce bağımına vuramıyorum ben ya. Allah'ım ya. Tamam. Tamam geçti herhalde. Arka kapı olsaydı şurada görmesem falan. Geç kalana şu tarafa otursun olur mu? Ben böyle yaparken. Sınıfta ben ders anlatırken geç kalanlar çok beni moralimi bozuyor. Sinirlendirmiyor, moralimi bozuyor. Aralarında konuşanlar çok moralimi bozuyor. Uyuyanlar, Facebook'u karıştıranlar. Ne karışıyorsun orada? Onlar.
Evet, bunlar volüm bakıyor, bunlar volüm, bunlar şeyler. Siz aldırmayın, tamam, bu benim volüm. Kendi volümünüze bakıyorum. Dediğim gibi, burada şunu şeyi gördüğü zaman, adam bunu gördüğü zaman, bunu gördüğü zaman hemen bir tane fonksiyon yazılmaya başlanıyor. Fonksiyon yazılmaya başlanıyor. Eğer fonksiyon yazılıp başarılı bir şekilde compile edilirse, şu satırda compile edilmiş oluyor. Ama fonksiyon yazılırken bazen compile olmayabilir. Mesela şu T tipinin üzerinde, diyelim ki time oldu bu, time ile yolladı. Stream insertion operatörü tanımlanmamış operatör, yapılmamış. Ne olacak o zaman? O zaman şu satırda compile hata mesajı veriyor. Diyor ki ben showstop'u compile ederken, şu satırı compile ederken şunu instantiate etmek zorunda kaldım. Bunu instantiate ederken de gördüm ki stream insertion operatörü orada tanımlanmamış. Tamam mı? Yani compile mesajı orada geldiği zaman şey yapmayın, şaşırmayın. Çok nadiren template compile'larında, yani bu template'i tek başına hiçbir çağrı yapmadan compile hatası alacaksınız. Belki şu parantezleri koymayı unutuyorsanız falan filan gelir. Parametrelerle ilgili bir sintaks hatası yaptıysanız, parantezi koymadıysanız belki oradan gelir. Ama şuranın içerisinden kolay kolay bir tane hata mesajı almanız kolay değil. Yani sadece template tanımı ile ilgili. Ancak şöyle çağrı yaptığınız zaman, yani etek kelimeye o zaman bürünüyor, somutlaşıyor o zaman, tamam mı? Somut kod üzerinden ancak compile hata mesajı veriyor. Tamam, bunun hakkında konuştuk. Template'ler iyi güzel şeyler ama hala böyle onlarca yıl olmuş template'ler C++'a girildi. Hala compiler template'ları desteklerken birazcık sakatlar. Compiler complication diyor ya, hani şimdi bizim şeyimiz neydi, tekniğimiz separation of interface and separation of interface and implementation diyorduk yani. Header'i bir yere koyuyorduk ya da fonksiyon prototiplerini bir tane header'in içerisine koyuyorduk. İmplementasyonları başka dosyaya koyuyorduk. Template'larda durum birazcık karışık. Şimdi ben şunu çağırabilmek için insan düşünüyor ki şunun prototipinin tanımlandığı bir tane header olur. Onu ben include ederim, sonra bunu çağırırım. Ama bunu çağırdığım zaman compiler'ın o fonksiyonun, o template'ın tanımını bilmesi lazım, tamam mı? O da header'in içerisinde yok. Biz onu implementasyonu başka yerlere koyuyorduk, değil mi? Normalde compiler'ın bunun altından kalkabilmesi lazım. Yani adam şunun showstuff'ın prototipi bir header'in içerisinde, implementasyonu başka bir CPP dosyasının içerisinde. Ben bunu buradan çağırdığım zaman bu dosyanın içerisinde gidip o implementasyonu bulup, tamam mı, o template implementasyonunu, onu bunun üzerinden instantiate etmesi lazım ama compiler bunun altından kalkamıyor. O nedenle insanlar şöyle çirkin bir çözüm geliştirmişler. İnsanlar template implementasyonlarını, yani şu koskocaman fonksiyonu header'in içerisine yapıştırıyorlar. Olduğu gibi header'in içerisine koyuyor bunu. Baya header'in içerisine koyuyor. Vektör sınıfı var ya, o template bir sınıf. Vektörün tanımı ta vektör data için içerisinde. Vektör CPP falan değil, tamam mı? Vektör data için içerisinde. Header dosyasının içerisine implementasyon koymak zorunda kalıyorsunuz. O da güzel bir şey değil. Niye? Çünkü biz header dosyalarına implementasyon koymuyorduk. Onlar bizim interface'imiz. Bunlar kullanıcı, bunlara bakarak kod yazacak diyorduk. Orada detay olmaması lazım diyorduk. Ama bu template, compiler'ların template'ları adam akıllı desteklememeleri yüzünden bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Bazen mühendislik bu tür şeyler gerektiriyor. Mühendis çalışan, bir şeyler üreten adamdır, tamam mı? Ben doğrusunu yaptım, compiler hatalı da gerisine karışmam diyemezsiniz. Müşteri ne bekliyor sizden? Çalışan sistem bekliyor. Ben yaptım, compiler hatalı, beni ilgilendirmiyor diyemezsiniz, tamam mı? Üreten, tamam mı, sonuç getiren, müşterinin problemlerini çözen teknik adamlarız biz. Dolayısıyla compiler desteklemiyorsa bir çözüm yolunu bulmanız lazım. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilin, tamam mı? Ben yaptım, compiler desteklemiyordu, o yüzden şöyle bir tane yamama yöntem buldum. İyi değil ama bu çalışıyor. Tamam mı? Koskocaman loop düşersiniz. Dersiniz ki compiler bunu destekleyince bunu burada düzeltelim. Dersiniz onlar oraya. Ama sonuçta elinizde çalışan bir şeyler olması lazım. Adamın biri var. Ben bunu hesapladım. Tamam. İşte bir füzenin dünyanın yer çekiminden kaçabilmesi için şu kadar kilometre hızla dünyadan ayrılması lazım diye kaçabilsin. Diğer türlü kaçmıyor. Ne işime yaradı bunu? Nerede kullanacaksın? Ben yaptım ya, 300 yıl sonra füzeyi bulurlar, sonra da gönderirler herhalde diyen onu. Newton bunu demiş ama o Newton, biz Newton değiliz, tamam mı? O biraz mühendisi, daha çok bilim adamıydı. Zamanında yapmış o füzenin ne kadar hızla dünyadan ayrılması gerektiğini falan filan hesaplamış ama ilk füze herhalde 1960'da mı? 1960, 50 mi? Kaçtı ya? 50? Hayır, 50, 52, 53. Sputnik ne zaman? 1950'ler. İlk o yani. İşte Newton yaşamı ne zaman yaşamıştı?
700'ün sonuydu galiba. 1700'ün sonları tam hatırlamıyorum ama öyleydi. 200 yıl ilerideydi. Tamam, 200 yıl falan filan ileride değil, hesaplara var onu yapmış. Mühendislik değil yaptığı, tamam mı? Yok, orada çalışan bir şey yok. Faydalı bir şey. Böyle şeyler yapmaya çalışmıyoruz biz burada. Biz burada gerçekten dünyanın yörüngesi oturan füzeler yapmaya çalışıyoruz. Göreceğiz elimizde. Eğer bir şeylerde teoriye uydurmuyorsa, bilmiyorum, sabunlayın, bir şeyler yapın, oldu deyin, araya gaz yağı dökün, yağ dökün, sabunlayın falan, bilmiyorum yani, çalışsın bir şekilde. Bu template'ların çalışması da ona benziyor. Yani çalışmıyorsa, yapabileceğimiz en adi şey ne? Header'in içerisine kod yazmak, header'in içerisine kod yazacağız. Hocam önlemi yok mu bunun? Efendim? Önlemi, görmesi compiler, yeni compiler de oradan destekliyorlar dediklerini söylüyorlar. Ama o kadar çok template'lı kod yazılmış ki header'in içerisinde. Onlar da duruyor orada. Bir yandan da adet olmuş da yani. İnsanlar template'in içerisine koyuyor. Şeyi açın bakın, vektör data içi. C++'ın vektörünü açın bulun, tamam mı? Göreceksiniz ki onun içerisinde olduğu gibi şey de olur, kontrol. Tamam, bunun hakkında biraz sonra yine koyacağız. Compiler Complication Template ile ilgili beraber var, tamam mı? Yeni compiler destekliyor, yeni C++, yeni template yöntemleri. Yani normal bir fonksiyon nasıl yazılıyorsa öyle yazıyorsunuz template'da. Prototip header'in içerisinde implementasyon gizli bir dosya. Öyle yapıyorsunuz ama bazen bazı durumlarda yanlış desteklediği ve desteklemedikleri de olabiliyor. Şimdi onunla ilgili bir iki tane örneğe bakacağız. Adamlar nasıl yapmış. Bazıları da uyanık şöyle yapıyorlar, biliyor musunuz? Header'in içerisinde implementasyonu koymuyor. Header'in içerisinde implementasyon yok. Header'de prototip var. CPP dosyasının içerisine template implementasyonunu koyuyor. Ondan sonra da kullanacağı yerden hem header hem de CPP dosyasını include ediyor. CPP dosyasını include ediyor. Daha da âli bir şey. Hiç CPP dosyasını include ettiniz mi? Include a.cpp yazıyorsunuz. İşte bu problem. Biraz sonra göreceğiz onu. Birden fazla template tipine bağlı template yazabilirsin. Tipe bağlı template yazabilirsin. Gibi tvt2. Tamam. Yapabilirsiniz. Eğer fonksiyonlarınız, sınıflarınız bunu gerektiriyorsa yapabilirsiniz. Not typical diyor ama yalan bu. Bu yanlış. Onun üzerine çizebilir miyim? Tamam, güzel. Ha, üstüne çizdim. Hayır, bu kullanıyor, çok kullanıyor. Yani birden fazla template tipine sahip fonksiyon ve sınıf sayısı çok fazla. Yazabilirsiniz, istediğiniz kadar yazın. Template'in güzel tarafı algorithm abstraction. Ne demek istiyoruz? Öyle bir algoritma yazıyorsun ki, tamam mı? Sede kodu biliyorsunuz değil mi? Sede kod. Sözde kodu falan da derler hani. C'lerinde göstermişlerdir bunu. Tipten bağımsız, dilden bağımsız algoritma yazmaya yarıyor değil mi? Çok rahat Türkçe'de İngilizce yazabilirsin. Bu böyle olsun, bunu buna atasın. Bunda bunun yerini değiştir falan. Çok üst seviyede, Türkçe İngilizce'ye benzer seviyede size algoritma yazmanızı yarıyor. Template'lar da o kadar olmasa bile, o kadar üst seviyede olmasa bile tipten bağımsız kod yazmanıza yarıyor. Geçici bir tane değişkenim olsun. Tipine, tipinin ne olduğunu önemi yok. Bir değişkenim olsun. T olsun adı da. Bunu buna atayım, bunu da buna atayım. Şeyimiz öyleydi değil mi? Swap öyleydi. Geçici bir T değişkenim olsun. Benim tipinin benim için şu anda bir önemi yok. Ne koysam koy çalışması lazım gibi şeyler söylüyorsun. İşte bir algoritm abstraction, algoritma soyutlaması var burada. Object oriented'ın temellerinden, abstraction. Ama template'lar object oriented'ın bir gerekliydi falan filan gibi bir iddiada bulunmuyoruz. Yani birileri size sorduğu zaman object oriented'ın temellerini sardığınız zaman encapsulation'ı, polymorphizmi, ondan sonra inheritance'ı, abstraction sayacaksınız ama template de bunların içerisinde vardır. Template abstraction'ın bir örneğidir diyebilirsiniz, tamam mı? Object oriented'ın temel ayaklarından biridir falan filan gibi bir şey söylemeyeceksiniz. Tabii ama template'lar kodluyuz için birebir çok güzel mekanizmalar. Tamam. Template nasıl yazılır? Onunla ilgili güzel bir iki tane tavsiyesi var kitabı. Template yazmak kolay bir şey değil. Compile olmuyor ya. Bir çağırman lazım compile'ı. Öyle yapmayın diyor template. İlk önce diyor T yerine int kullanın. Int için çalışan bir fonksiyon yazın. Int için çalıştı ya, güzel çalıştı int için. Hemen ondan sonra ne yapın söyleyin bana. CTRL. CTRL. H. H tuşu değiştiriyor. CTRL F değil mi? F buluyorsun. Bunu da H. Güzel, tamam. Neden H demişler? Ben Ctrl F yapardım ben. Tamam. Ben BI kullanıyorum. Slash. O slash ve bölü A yani. Onu kullanıyorum ben. Yapacağınız şey gerçekten int için çalışan bir tane fonksiyon arıyorsun. Tüm intleri T'ye çevirdiğin zaman %95 ortaya bir template çıkabilir ama her zaman için değil. Bazı durumda da olmayabilir. Eğer gerçekten fonksiyonun içerisinde bir tane int işte çalışması gereken bir loop varsa, evet, onun intini değiştirmeyeceksin tabii ki. Mesela şeyle bir şey.
verilen bir tane vektörün içerisindeki tüm elemanları ekrana yaz. T vektörü, tamam mı? Yani vektör T, T int mi, double mı bilmiyorum, öyle. Ama orada bir tane loop çalışacak değil mi? Loop nereden çalışacak? İ sıfırdan nereye kadar? Size of vektöre kadar çalışacak değil mi? Oradaki i'nin tipi her zaman için int, t'ye bağlı değil o. Tesadüfen intler olabilir fonksiyonun içerisinde, yani ona dikkat etmek lazım. Tamam, şey bu ama, bir önce somut bir tane şey yapın. Fonksiyon yazın. O güzel çalışıyorsa onu hemen template'e çevirin. Sonra başka tiplerle bunu deneyin. İnsan soyut düşünmesini çok seviyor ama soyut düşünmesi için de elinde bazı somut şeylere ihtiyacı var. Bina planı çok güzel bir şey. Oldukça soyut bir şey. Kağıdın üzerinde koskocaman 100 katlı binanın planı var. Tüm detaylar orada gizli. Ama o detayları çıkabilmek için, o planı çizebilmek için birkaç tane maket falan yapmaları gerekiyor değil mi? Somut şeyler yapmaları gerekiyor. Olmadan kafası basmıyor. Her şey yerine gelir mi gelmez mi falan anlayamıyor da insanlara gösteremiyor. Bu da ona benziyor birazcık. İlk önce somut bir tane fonksiyon. Yeteri kadar güzel çalışıyorsa hemen onu soyutlaştırıp template yapıyorsun. Template yaptıktan sonra istediğin tipini istersen şey edebilirsin. Easier to solve the concrete case. Somut case'i çözmek daha kolay. Üzerinde çalışıyorsun. Ondan sonra algoritmanın detaylarını falan yaptıktan sonra algoritman güzel çalışıyor integer'lar için. Şimdi bakalım double'lar için olacak mı? Hemen template'la beraber double'lar için çalıştırmaya başlıyorsun. Problem varsa ama tekrar orada düzeltme yapman gerekiyor. Tamam. Template'lar bir defa template yazıyorsun her türlü tip için çalışıyor dedik ama yalan. Değil mi? Niye yalan? Şu mesela çalışmayacak, doğru mu? Buradaki problemi söyleyin bana. Ne hata mesajı ararsınız burada? Pointer'ları değiştiriyoruz. Çünkü const tipinde şeyler... Evet, gelen hata mesajı constant bir integer pointer'ına atama yapamam mesajı olacak. Hayda nereden çıktı ya? Ben swap value diyorum. Ne diyor bu adam ya falan değil mi? Baktığın zaman swap value'de ne geliyor? Halbuki swap value'ü görünce adam T'ye ne koymaya çalıştı? Template. T'ye ne koymaya çalıştı? Söyleyeyim. Const int pointer. Const int mi? Int const mı? Yok, const int pointer. Const int demek gösterdiği yerdeki integer'ları değiştiremez. Int const bu pointer'ı değiştiremez. Tamam mı? T'ye ne yapmaya çalışıyor? Int const bir pointer yapmaya çalışıyor, tamam mı? T'yi. O da atlama yapamıyor tabii ki. Pointer çünkü. Atlama yapamıyor. A'nın gösterdiği A bir atlama yapabilirse ama A atlama yapamaz. Tamam. Dolayısıyla bu çalışmayacak. Başta T'den çalışmayacak. O T dedik ya, bir tane T tipinde bir tane geçici mi vardı? O geçici atlama yapmaya çalıştığın zaman. Çünkü T'nin tipi o. T'nin tipi o. Dolayısıyla bir template yazdığın zaman o template artık tüm tipler için çalışacaktır diye bir şart yok. Bazıları için çalışmayacak. Onları kendiniz düşünmeniz lazım. Ve compiler hata mesajı nerede gelecek? Template'ı yazdığınız zaman, template compile olurken değil. Template'ı kullandığınız zaman ortaya çıkan fonksiyonu compile ederken çıkacak. Geç çıkacak yani. Tamam, ben template'ını yazdım. Template'ını yazdığınız bir dosyanın içerisine koydunuz. Dosyayı compile ettiniz, problem yok. Ama bir başka dosyada o template'ı çağırdınız, tamam mı? O dosyada çıkacak problem. Daha sonradan çıkacak. Baştan niye söylemedi falan filan diye şey yapmayın, merak etmeyin. Çünkü söyleyemez adam zaten. Bir tane kodumuz var burada, 656. Şey nasıl gidiyor? Kenan, problem var mı makinede? Yok hocam, problem. Çok güzel gidiyor. Tamam. Burada bir tane güzel kitapta örnek var arkadaşlar. Ona bakalım isterseniz. Sorting ile alakalı demonstrates a template function that implements a generic version of the selection sort algorithm. Selection sort yapmıştınız. Nasıl çalışıyor selection sort? Siz bubble sort mu yaptınız selection sort? Selection en küçük eleman seçiyoruz. Ne yaptınız? En küçük eleman seçiyoruz, en başa koyuyoruz. Selection sort yani. Evet. Selection sort'un manası var. İlk önce en küçüğünü seç, sonra ikinci en küçüğünü seç, sonra üçüncü. Önceki derste yanlış söylediler. Bubble dediler ama o değildi. Selection. Öyle mi dediler? Bubble demişler. Sen dersteydin mi? C dersinde. C değil hocam, bu derste. Bir önceki derste selection, bubble'a selection'a. İkisi de öğrenmiş olabilirler ya onlar. Hala selection. Bubble'da. Bubble yapmış. Öğrenci söylemez ne öğrendiği. Hep yanıltır. Genelde de bilmedik, yok öğrenmedik falan derler. Ama genelde öğrenmişlerdir. Muhtemelen ikisini birden gör. Hem Bubble hem Selection'ı gördüm. Bubble nasıl çalışıyor? İkisi de bakıyor. Tamam, söylüyorlar, gördün mü? Biliyorlar. İkisini de görmüşler. Kaşınca çıkıyor yani.
Bu selection sort yapacak. Selection sort en küçüğü seçecek. Ondan sonra ikinci küçüğü, üçüncü küçüğü. Evet. En küçüğü seçtiği küçüğü en tepeye koyacak. Tamam mı? Selection sort onu yapacak. Sort diye bir tane gördüğünüz gibi template fonksiyonumuz var. Ne yapıyor gördüğünüz gibi? Bakın bu güzel, gördünüz mü? Hem T tipinde hem de integer parametre alıyor. Buraya T yazmış olsaydım, buraya T yazmış olsaydım ne olurdu? Başım nerede belaya girerdi? Söyleyeyim. Bu sort fonksiyonuna double'larla instantiate etmeye çalıştığın zaman başım belaya girerdi. Integer'lerle instantiate etmeye çalıştığın zaman çalışırdı değil mi? Problem yoktu. Tesadüfen çalışıyor esasında. Tesadüfen kod çalışır mı? Çalışır işte örneği burada. Integer'lerle beraber bu tesadüfen çalışan bir tane kod örneği. Tamam mı? Buraya güzel. Bunun int olması lazım. Bunun t olması lazım. Bakın t tipinde bir dizi ve size'ını almak zorunda sonuçta. Bu bir dizi. Başka türlü size'ını nereden bileceğim? Tamam. Burada güzel yazmış. Bu işte gördüğünüz gibi header dosyası. Header dosyası. Nerede bunun ismi ya? İsim yok mu dosyanın? Yukarıda mı yazıyor? Yok ya, yazmıyor bunun ismi. Bunun ismi sort.h, tamam mı? Biraz sonra gelecek unuttum ne oldu. Bir header dosyası bu. Hani header'in içerisinde implement konurdu, sen bize bir sürü hikaye anlattın biraz önce. Gelecek bu. Biraz önce anlattığın ikinci adet vardı ya. CPP include eden tipler. Onlardan geliyor. Tamam, bu bir header dosyası. Bu şey için, sort için, bakın buraya güzel yazmış. Diyor ki precondition number used less than declared size of the array. Array'in elemanlarında daha küçük eşit olmak zorunda. Ondan sonra A sıfırla number used arasındaki elemanlar sıralanacak diyor. Gördünüz mü? Hı. Şartlardan bir tanesi bu. Daha önce hiç böyle bir gariplik yazmıyorduk. Küçük operatörü TTP için çalışmalıdır diyor. Daha önceden sorusun altına falan küçük operatörü integer için çalışmalıdır laf ediyor muyduk? Yok, zaten çalışmıyor. Çalışmasa compile olmaz zaten, değil mi? Ne diyor? Bunu hangi tiple kullanacaksanız, TTP ile kullanacaksanız küçük operatörün TTP için çalışması lazım. Diğer türlü sort çalışmazdı. Tamam mı? Dolayısıyla eğer benim işte bank account objelerim varsa, bank account sıralaması yapacaksam bank account için less than operatörünün overload edilmiş olması lazım. Diğer türlü çağırdığın anda compile hata mesajı verir. Integer için problem çıkmaz, double için çıkmaz. Money için çıkmaz ama bank account için olmadığını düşünelim. Orada çıkabilir. Ya da bizim yazdığımız PSNF falan vardı. Ya da bunu şeyle yapmaya çalışın. Sizin Game of Life objeleriniz vardı ya, Game of Life objelerini sıralamaya çalışın. Orada küçük operatörünü implement etmedik değil mi biz? Yok, orada hata mesajı verecek. Çünkü adam buraya yazmış. Less than operatörü de kullanmak zorunda. Tamam. Başka post condition'da bunları yaparım diyor. Güzel pre condition'ın yazması güzel olmuş. Sebep ben daha önce gördük. İki tane T referansını alıyor, içeriklerini değiştiriyor. Index of small sort fonksiyonunu çağıracağı bir tane fonksiyon. Diyor ki start indexle, start indexten başlayarak, tamam mı? Şu A dizisinin içerisinde, start indexten başlayarak A dizisinin içerisinde bana en küçüğünü bul. Tabi dizinin size'ını da vermiş. Start indexten başlayarak. Tamam. Hocam bir şey söyleyeyim. Bir dakika, ne yazıyor? Precondition 0 start index number user element as a value the assignment. Returns index size ile ilgili smallest value bitti. Tamam, evet. Start indexte start in A, işte start indexte bunun arasındaki, şu ikisinin arasındaki bana şeyleri ver diyor, en küçüğünü ver diyor. Söyle, sorun var. Hocam, neden iki defa hem 13'te hem de 17'de template class T yazmış? Bir kere yazması neden yeterli değil? 6'da da her kullandığımızı yazıyorsun. Çünkü bunlar her bir ayrı fonksiyon. Template parametreleri farklı. Bir tane benim bunların aralarında, bir tane benim int F double A alan bir tane fonksiyonum olabilirdi değil mi? O yani senin söylediğin template class T dediğin zaman tüm dosya için geçerli olsun diyorsun sen. Bu F ne yapacak onu? Ya da başka bir tane şey var. F fonksiyonu var. Orada ben R, K, L, M, N şeylerini kullanmak istiyorum. Karışmaması lazım. Yani bunun parametresi bunu ilgilendirici gibi, bunun template parametresi de bunu ilgilendirici. Hepsine template T yazmak çok sıkıcı değil mi? Aynı şeyi yazıp duruyorsun. Farklarını da kullanabilirsin ama adet bu genelde template T yazılıyor ki birazcık daha standart olsun diye. Bir de diğer parametrelerle karışmasını istemiyorum. Evet. Yani şöyle bir şey olur mu? Kendine en yakın template class T. Kendine en yakın değil, bir satır üsttekisi. Bir satır üstteki değil. Şu return tipinden önceki kelimeler olacak. En yakın değil. Böyle bir şey söylenir.
Tamam mı? Yani bu arada noktalı virgül falan olmuyor. Bakın burada bir, bu bir C ifadesi, tamam mı bu? En sona mı gitti bu? Evet, ona söyleyeyim. Nasıl geleceğim ben oraya? 600 kaçtı? 56. 657. Tamam. Şöyle bir bookmark atarım buraya. Şu, şu ve kaçarsa tekrar gelirim buraya. Tamam. Tamam, ne diyorduk? Bu bir C ifadesi. Noktalı virgül var burada. Bakın burada iki tane ifade var bu. Yani bu ifadenin başlangıcında template var. Template ile başlıyorsa artık bir template definition ifadesi bu. O da ona bağlı, evet. Hocam bu 18'in satırı 15'in satıra koysak yine template yazmamız gerekir miydi üstüne? Hani 17'de template var ya, 18'de 10... Tabii ki farklı şey olmuyor. Bak, farklı bir şey. Bir ifade bitmiş burada. Ya, 15'e koysak olmaz tabii. Tamam. Aynen bu şeye benziyor. Yani ben double A dedim ya, if içerisinde double A. Yeni bir tane G fonksiyonu ediyorsam o A ile orada double gibi kullanabilir miyim yazmada? O onun parametresi. Double A F'in parametresi. G için başka bir double gerekiyorsa başka bir double yapacaksın oraya. Bu bunun parametresi swap values'un. Bunun için bir template parametresi gerekiyorsa başına yazacaksın. İlle de bu T olmak zorunda değil. Alın size. Değiştiriyorum bunu. İlginç. Dokununca geliyor gidiyor. Tamam. R. R. Bu kadar. R yapabilirsiniz. Gül T çok kafa gözünüze basıyoruz ama ben size söyleyeyim. Şu template class T şeydir. İnsanlar arasında C++ arasında standarttır. Öyle başlarlar. Öyle adresine. Fazla sorgulanmamak lazım. Biraz önce söylediğim bu header falan diyordum ya, ben günahlar almışım. Bu header değilmiş. Bu zaten dosyanın kendisiymiş, main'in içerisinde olduğu. Kötü bir şey, keşke bunu header yapsaydı. Bakın sort.cpp include etmiş adam. Sort.cpp'nin içerisinde ne var tahmin edin? Sort template adam. Sort, onlar template definition'ları var, tamam mı? Template, onlara biraz sonra gidip bakacağız. Şurada index of smallest var bir tane. Index of smallest da sort fonksiyonunun kullanacağı bir tane şey. Sort fonksiyonunu kullanacağı başka bir template fonksiyon. Templated fonksiyonlar başka templated fonksiyonlar çağırabilirler ya da concrete fonksiyonlar çağırabilirler. T dizisinin içerisinde bununla bunun şundan son arasındaki bunu çağır demiştik, bunun hakkında konuşuruz zaten. Tamam. Index of smallest. Peki bunlar nasıl kullanılacak? Bakın bunu include etmiş. Bu include edilmesi demek ne demek? 23. satıra gitsen sort.cpp'yi al. İçerisinde kaç satır varsa muhtemelen 100 satır vardır. Getir buraya yapıştır. Koskocaman bir şey getirdi, yapıştırdı. Compiler dolayısıyla implementasyonlar da burada. Şey yapıyor. Implementasyonlar da burada. Implementasyonlar da burada. Compile ediyor. Genelde şöyle yapılır. Şöyle yaparlar. Bir tane işte sort.h'in içerisinde, tamam mı? Tüm template şeyleri vardır. Template tanımları vardır. Template class t dersin. İşte buraya int f t'ye bağlı falan filan. Bunları yazarsın yazarsın. Tamam mı? En altına da bunun dersin ki include sort.h. Tamam mı? Bunun altına böyle dersin. Bu bir tane dosya. CPP, bu bir tane dosya. CPP değil mi? Çekiyorum. Ondan sonra sort, pardon. Sort.h olmasa sort.cpp olacak bu ya. CPP olacak bu. Sort.cpp. Sonra başka bir dosya daha. Sort.cpp'de bunların implementasyonları var. O şunun aynı olacak. Şuradaki sort.cpp ile aynı. Bir de bunların driver kodları var main'in içerisinde oldu. Tamam mı? Driver cpp'de de işte main'imiz olacak. Main fonksiyonumuz olacak. Main fonksiyonu. Ama bu neyi include edecek? Söyleyin. Include sort.h. Evet. Sort.h include edecek. Sort.h include ediyor. Genelde böyle 3 dosyalar. Ben size yeni verdiğim ödevde böyle yapacaksınız, tamam mı? Bir şekilde yolunu bulacaksınız nasıl yapıldığını. Yani kendinizden sıkı bir şekilde bakın. Yaptıktan sonra compiler bir şey deneye compile etmek kolay bir şey. Bugün birileri diyordu ki hocam bilgisayarın başına yazıyorum çok kolay ama kağıda yazamıyorum. O bilmediğini gösteriyor. Deneye compiler'a ortaya bir şey çıkacak şekilde bir şeyler yapmak. Yaparsınız onu, bazen gerekiyor falan. Şu maharetlerin de olması lazım, tamam mı? Sonuçta mühendis bir şeyi çalıştırıp ortaya getiren adamdır ama
bu aşamada anlamanız da lazım bunları. Burada ders öğrenmeye çalışıyoruz. Deneye deneye çalışıp bir şey gidip bunu bana yollamayın. Anlayın tamam mı? Bu niye çalışıyor? Belki de tesadüfen çalışıyor orada. Başka durumda da çalışmayacak tamam mı? Anlamanız lazım. Tamam, main'e geldim. Adam bunu include etti sort.cpp'yi. Burada onluk bir tane integer dizisi. Onu A nokta, gördüğünüz A'yı onunla beraber göndermiş oraya. Bunların elemanlarını ekrana bastırmış. Ve bir daha ekrana bastırmış. Keşke print A diye başka bir tane templated fonksiyon yazsaydı değil mi? Şunu yapmak zorunda kalmazdı, bunu yapmak zorunda kalmazdı. Templated fonksiyon hem integer dizilerini hem işte burada gördüğünüz gibi double dizilerini hem de burada gördüğünüz gibi karakter dizilerini çalışabilirdi. Yapacağı tek şey işte bunu alacaktı. Unsorted integers deyip işte print A deyip A'yı çağıracak A virgül 10. Sonra sort A diyecekti. Tekrar print A virgül 10 diyecekti. Anladınız değil mi? Onu yapmak zor bir şey değil. Şeye çok benzeyecek tipi. Sort'a çok benzeyecek elime. Ama constant alacak şeyi. Parametre çünkü değiştirmiyor. Sadece print edecek. Yapabilirdi ama yapmamış. Kaçırmış bunu zaten. A'yı sort etti. Ondan sonra ve ekrana yazdı sort edilmiş A'yı. Bir tane double dizisi. Ekrana yazdı, sort etti, tekrar ekrana yazdı. Karakter dizisi ekrana yazdı, sıraladı ve ekrana tekrar yazdı. Tamam, bu bizim mailimiz 58'in satıra kadar. Sort.cpp'ye bakalım. Sort.cpp, işte burada sort.cpp. Gördüğünüz gibi içerisinde bunun düzgün yazılmamış, iyi yazılmamış bir sistem bu, göstermek için olduğu için. Bu sort fonksiyonumuz bizim. Nasıl çalışıyor bakalım. Bakın hala tepede template olduğunu söylüyorsun. Template bir fonksiyon diyorsun bu. Burada başlıyor bu ifade, burada bitiyor. Koskocaman bir fonksiyon tanımlama ifadesi. T tipinde bir dizim var, aldım. Gördüğünüz gibi bakın bu T değil. Integer. T lafı geçiyor mu bu fonksiyonun içerisinde? Geçmiyor. Nasıl çalıştığını anladınız mı? İndeksini. Sıfırdan number_1 elemana kadar, tamam mı? İndeksi birer tane arttı. Ondan sonra index burada integer, burada integer gördüğünüz gibi t değil. Birer tane arttır. Her seferinde index ile number 100 arasındaki en küçük elemanı bul. Onun indeksini bana ver. Onun indeksini return ediyor. Ondan sonra o indeksle, tamam mı? 10. indeksle. Return olan indeksle, pardon şu indeksle return olan indeksin içeriklerini swap ettiriyor. Swap de başka template bir fonksiyonu. Tamam mı? Compiler dolayısıyla bunu compile ederken hani ilk önce ne demişti? Sort A virgül 10 demişti değil mi? A nasıl bir tane integer dizisiydi. Bunu compile ederken geliyor. Bunda problem yok. Bunda problem yok. Bunda problem var mı? Index of smallest diye bir fonksiyon var mı? Yok. Peki böyle bir template var mı? Var. Ben peki o template'la A'nın tipi neydi? Integer. Onda instantiate edebilir mi? Edebilir. Hemen orada instantiate ediyor. Burada yani şu sort'u instantiate ederken hem index of smallest hem de swap values instantiate etmek zorunda kalıyor. Template kendi içerisinde başka template'ları instantiate edip onları compile ediyor. Böylelikle çalışmaya başlıyordur. Bu sort içine birden çağırıyor. Tamam mı? Çünkü biz dışarıda main'in içerisinde ne index of smallest'ı ne de swap values'ı çağırmamıştık. Onlar sort tarafından instantiate ediyor. Sort'un nasıl çalıştığını anladınız değil mi? Bir fonksiyon yardımıyla ilk önce en küçüğü buluyor. Sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra dördüncü. Ve her bulduğunda da indeksinci pozisyonda en küçüğün yerini değiştiriyor. Tamam. Swap values yazmıştık zaten. Index of smallest bakın burada T'ye bağlı. Cons yapmış. Değiştirmeyeceğim bunların içerikleri diyor. Güzel yapmış yani bunu. Start ile number 100 arasındaki elemanlardan en küçüğünü bana ver. Şu güzel mi? Bakın 19 satır. T tipinde bir tane minimumu var. Bakın bu bir integer değil. T tipinde bir minimum. Integer değil. T tipinde bir tane minimum. Onu start indeksinci elemana atama. Dolayısıyla index of smallest için atama operatörünün kesin çalışması lazım. Şu fonksiyonun compile olabilmesi için T'nin nasıl bir tip olması lazım söyleyin bana. Herhangi bir tip olabilir değil mi bu fonksiyonun instantiate olabilmesi için? Sordum. Çünkü T ile ilgili bir şey yapmadım ben burada. Ne yaptım? Sadece A'yı, yani T pointerlarını bir yerlere gönderdim.